İTÜ Çekirdek girişimci Türkiye'yi sunar. Girişimci Türkiye'den herkese merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çağatay Sevdi. Yapımcımız Kenan Bölükbaş ve teknik yönetmenimiz İhsan Bulut'la birlikte İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve İTÜ Arı Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Deniz Tunçalp her perşembe olduğu gibi bu perşembe de sizlerle birlikteyiz. Aynı zamanda konuklarımız var. Garajyeri.com kurucusu Arda Aşkın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğa Girişim Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ersoy Kiraz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet Deniz Hocam, bugün girişimci Türkiye'de bizleri neler bekliyor? Bugün başlığımızı dönüştürücü inovasyon diye koyduk. Yıkıcı demeye dilimiz varmadığı için. <laughs> e, İngilizce orijinali e, işte yıkıcı değil, böyle büyük değişiklik yaratıcı anlamına gelen bir kelimeyi e, aslında konuşuyoruz. E, disruptive diye geçiyor İngilizce. E, yani böyle bir sektördeki işleyiş şekillerini değiştiren, dönüştüren, büyük etki yaratan inovasyon. Bunlar da çık, çok sık çıkmıyorlar. Bunlardan bir tanesini Türkiye'de yeni ortaya çıkan bir tanesini konuşmak için buradayız. Bir İTÜ çekirdek sürecinden gelen bir girişim, Garajyeri.com Bey bize bugün Garajyeri.com'dan bahsedecek. Ve ne güzel ki bu dönüştürücü, değiştirici büyük etkisi olabilecek inovasyon yatırım da aldı. Onun için yatırımcısını da davet ettik, bizi kırmadı geldi. Hem yine her zaman olduğu gibi Türkiye'yi genel teknoloji girişimciliği ekosistemini artıları, eksileri, bu işe girmek isteyenleri önerilerimizi konuşacağız hem de bu girişimin hikayesini ilgililerinden, sahiplerinden dinleyeceğiz. Deyip hoş geldiniz diyeyim ben de. Evet hocam konuşmaya başlamadan önce de hatırlatalım hatırlatacağımız bir şey evet, var. Dinleyiciler de eğer bize garaj yeriyle ilgili dönüştürücü, değiştirici, yıkıcı, inovasyonla ilgili soruları varsa Girişimci Türkiye etiketiyle Twitter'dan programımıza katılabilirler. Biz de sorularını yanıtlamaya veya onların yorumlarını da programa eklemeye çalışabiliriz. Deyip garaj yeri için e, bir dönmek istiyorum. Arda e, Bey'e Nasıl tarif edelim garajyeri.com'u dinleyicilerimize? Ee, garajyeri.com aslında boşta duran aracınızı e, kiraya verebildiğiniz çevrenizdeki e, işte mahallenizdeki insanlara bir platform. E, burada iki taraf, iki tarafı var tabii işin. Bir e, işte bu işten ek gelir elde eden, aracının masraflarını çıkartan e, bir kullanıcı kitlemiz var. Bir de işte aracı ihtiyacı olan fakat araba sahibi olmayan Türkiye'deki, İstanbul'daki, şu an İstanbul'da garajyeri sadece. Ee, bir kullanıcı kitlesi var bunlar aslında bir e, fayda sağlıyor Yani doğru mu anladık? Ee, para verdiğim evin önüne park ettiğim ve kullanmadığım bir günler bir araba var. Bir araba var, her gün de kullanmıyorum. Evet. Bunun e, kiraya verip gelir elde edebiliyorum. Aynen şöyle, genelde ortalama İstanbul'da 400 TL-500 TL civarında bir benzin ücreti olduğunu düşünün. Ee, siz aracınızı aslında kom üzerinden ortalama 5 gün-6 gün kiraya vererek bir aylık benzin masrafını çıkartabiliyorsunuz. Eğer daha fazla hiç kullanmıyorsunuz, aracınızda işe servise gidiyorsanız, eşinizin fazla bir arabası varsa kullanmadığınız. E, ayda bunu 20 günlere kadar çıkartırsanız. veya yazın kullanmayacaksanız, kullanmayacaksınız. 1500-2000 TL gibi ekgileri elde eden aslında araç sahipleriniz var sistemde. Az değil bunlar. Evet yani bu bayağı yoğun bir durumda. E, biz zaten garaj geçtiğimiz sene işte Haziran ayı gibi başladık. E, Geçen mi? yıl Haziran'da başladınız. Evet, o zaman yakında bir yıl olacak. Neredeyse bir yıl dolduruyoruz artık. Fikir aşamasından itibaren iki yıl olacak aslında. Evet. Ama açıldığımızdan itibaren Haziran'da açıldı. Fikir evet. ne zaman? Eee 2014 düştü? yılında e, fikir olarak aslında işte Ersoy ile birlikte konuştuğumuz bir e, Hı -hı. projeydi bu. Hani Mayıs'ta evet. Evet 2014 yılındaydı. E, o zaman için hani garaj yerde bir isim biliyorduk zaten. Hı -hı. E, çünkü şunu biliyorduk. Türkiye'de e, 10 kişiden 2 e, kişiye 10 kişi e, 10 kişi 2 tane araç düşüyordu. Bu Avrupa'da 6, Amerika'da 8'di. Ee, biz her ne kadar İstanbul'da şu an trafik probleminden bahsetsek de aslında bütün Türkiye olarak da e, kara yolu ulaşımına e, zorunda kalmış bir ülkeyiz e, ve bu büyük e, bir şekilde sorun oluyor insan çünkü araç bulamıyorlar. E, sürekli insanların yeni araç almasına sebep oluyoruz aslında bu hizme, sorunu çözmek için. E, dedik ki yani araba aslında e, günün neredeyse %90'ında boş duran bir e, hantal, bir cihaz. Evet. Bütün dünyada şimdi böyle. Ona şimdi de hantal demeyelim. Onu, <laughs> onu kiralıyoruz şimdi. Evet. Yani. yani sonuçta <laughs> sizi yani. ihtiyaç, ihtiyaç duyduğunuz saat bir saat, 2 saat. Ve bu büyük bir oranda bu araçlar park yerinde yatıyorlar. Peki günlük mü kiraya veriyorum, saatlik falan gibi şeyler Hepsi de var. olabiliyor mu? Saatlik, günlük, haftalık, aylık yani bizim sistemde en az 3 saat ama aylık kiralama yapıldı. Yani onlar da yapılıyor. E, havalimanına e, işte eşini dostunu ailesini almaya giden e, kullanıcılar da var e, aynı zamanda bir aylığına e, şehir dışında işte tatile giden kişiler de var sistemde e, işte bu panelvan dediğimiz araçlarla ya da işte karavanlarla sistemden araç kiralayıp e, hayalindeki aslında yolcuza çıkan kişiler de var normalde aslında bu iş nasıl yapılıyordu? Biz neremiz yıkıcı dönüştürücü diye da ona geleceğiz. E, Garajları e, bu işi yapıyor. Biraz e, şey ne sektör nasıl bir dönüştürücü etkisi olduğunu, dünyadaki örneklerini, Hı -hı. benzerlerini başka sektörleri konuşacağız. Nereden geldi aklınıza? E, şuradan yani herkes geldi. Herkes merak ediyor bu fikirler nereden aklına geliyor evet. insanların. <laughs> e, bu fikir şuradan aklıza geldi çünkü sokakta binlerce benim kendi aracım yoktu bu projeye başladığım zaman. Hala e, yok. E, hala yok. Sistem üzerinde. Ancak ehliyeti yapıyordum. geçen ay aldırabildik. Evet Aynen. yani ehliyetimi yoktu benim ya. yani. Normalde ee... ben size yatırım yapmam. Evet. <laughs> arabası olmayan adam araba kiralama işi yapıyorsa. Yani, yani bizim evet yani böyle arabalar daha fazla kanlayan insanlar değiliz aslında. Hani benim ortaklarım da bizde. E, ama bizim burada gördüğümüz bir eksiklik var. Dediğim gibi sokakta arabalar boş. İnsanların araba ihtiyacı var. Rakamlar bunu gösteriyor. Dedik ki biz bu araçları neden aslında böyle bir sihirli değnekle dokunup kullanılabilir hale getirmeyelim. Peki daha önce ne yapıyordunuz? Biraz sizin kişisel e, özgeçmişinize de değinelim hani örnek e, olması babında. Aha, e, ben daha önce aslında kontrol mühendisliği okudum. Hı -hı. E, hatta hala İTÜ'de mekatronik yüksek lisansını bitirememiş kişilerden biriyim yani. E, daha sonra işte e, bir telekomünikasyon firmasına yurt dışı için e, R&D departmanına girdim. E, orada 4 sene çalıştım. Daha sonra 2012 yılında, 11 yılında bu Türkiye'deki aslında internet e-ticaret e, sektörüne aslında gelen yatırımlarla birlikte yurt dışından rakıt internetin Türkiye'ye girmesiyle birlikte aslında bir e, canlanma olmuştu. Bu yeni inkübasyon merkezleri yeni açılıyormuştu açılıyor olmuştu. Ben ve aslında iki ortam biz birlikte e, bu çalıştığımız şirketten istifa ettik. Ve bu internet camiasına atladık. Bu zamana kadar belki... İşinizi alt... bırakarak yola çıktınız bıraktık. değil mi? Tam zamanlı yaptığınız bir Evet, şey. garajın önce bizim belki 5-6 projemiz var. Başarısız olmuş olan. E, denediğimiz ufak projeler. Ama Garage.com e, şu an bizim hani o denemelerin sonucunda... ...öğrene öğrene geldiğimizde fikir olarak da bir gelir modeli de yaratabilecek bir projeydi zaten. Diğer sorunlar bundan kaynaklandı. Başarısız olmasının sebebi çünkü gelir modeli yoktu. En güzel fikir dedik. Başladık. Olmadı. <laughs> Oradan evet, öğrenip bu sefer daha tamam, da yaptınız. Peki şimdi Ersoy Bey'e döneyim. siz anladığım kadarıyla projenin daha ilk safhalarında projeden haberdar mısınız? Evet. hangi aşamada ve niye yatırım yapmaya karar verdiniz? Aslında biz e, garaj yerinde ilk yatırımcıyız. Bir de ikinci tur yatırımcılarımız da var bizde birlikte. E, yaklaşık 10 tane daha bir yatırımcı hmm. grubu oluşturmuş durumeyiz ikinci yatırım turuyla birlikte. Bizim e, ilk başından beri aslında biz fikirle beraber e, Arda'yla ile birlikte yola çıktık. Hatta o zamanlar yurt dışında Drive yatırım almıştı hmm. değil mi? Benim Fransa'da, sana attığım mailde. Fransa'da bir Arda'yla Arda'yla biz e, çok uzun zamandır tanışıyoruz. Arda'nın girişimcilik ekosistemi içerisindeki bu daha önceden bahsettiği 4-5 projedeki yaşadığı tecrübelerden de haberdarım. Diğer ortaklarının aynı şekilde onların da ne kadar girişimci bir şekilde hayatlarına devam et çünkü bir hayat tarzı olduğuna inanıyorum. O hayat tarzında devam etmek istediklerini biliyordum ve fikir olarak da Drive'nin yatırımından sonra Arda'ya ben bir mail attım. Arda hadi böyle bir şey yapalım diye. Onlar da işte Aa, sizden geldi fikime yani. Aslında şöyle yok öyle değil. Eee Haspel Kader üçü de yol yola e, araç paylaşım e, girişiminden sonra böyle bir Evet yol yolayı ben de. Evet böyle bir girişime araç paylaşım işi. Böyle bir girişime gir, e, girmeyi düşünüyorlarmış zaten. Tam çok da güzel bir şekilde uyum sağladık. Zaten çok eee girişimcilerden sayılırsınız. Sonradan eklenen girişimciler. Biz onların biz değil, onların biz onların emeğinin yanında tabii ki. Yok, <laughs> biz, biz onu kurucu gibi görüyoruz yani. Süper. Dolayısıyla aranızda aslında bir süredir belki eski girişimlerden de devam eden bir ilişki ve bir güven ilişkisi var. Evet. Bir anda böyle 5 saniyede 3 dakikada görüp dinleyip de vay paraları kimse kimse yatırmıyor. Bununla Hı. ilgili bir bazen yanlış inanış olabiliyor. 3 dakikalık sunumda yatırım mı yapılacak diye hı hı. elbette değil ama işini 3 dakikada anlatabilmek bir beceri, hı hı. E, yayabilme evet, tabii, becerisi. Tabii, tabii. Ama bu da bir güven ilişkisinin temelini başlangıcını oluşturuyor belki. Bu kesinlikle öyle. 3 dakikada da yatırım yapılmıyor mu? Yapılıyor tabii ki. Ama yatırımla kastedilen şey burada sadece para transferi ise o 3 dakikada olabiliyor. Ama yatırımın arkasında farklı bir boyut var. Girişimciye olan destek sektördeki e, trendleri birlikte belirleyebiliyor olmak. Şu anda bizim yapmaya çalıştığımız bir kullanıcı alışkanlığını yaratmak garaj yerinde ve bunu biz içeride birlikte yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde e, girişimcileri yalnız bırakmıyoruz. Bu sadece garaj yeri özelinde değil. Bizim diğer projelerimizde evet, de da böyle. onu soracağım. Doğa girişimin başka hangi başlangıç aşamasındaki yatırımlar? Bizim yatırım, yedi, tane var var. yedi tane yatırımımız var şu anda. Yedi tane yatırımımız var. Bunların 6'sı Türkiye'de, bir tanesi Amerika'da. Kim Silicon bunlar eğer mahsuru yoksa? Tabii ki söyleyebilirim. E, bir tane ilk kurduğumuz şirket EFT Gayrimenkul diye bir e, adlı bir şirketimiz. Aslında bir gayrimenkul alakalı bir şirket olsa da gidip de inşaat yapmıyoruz. İnovatif bir fikir var orada. Hı hı. Ee, girişimcisinin geliştirmiş Sonra... olduğu. Oraya yatırım yaptık. Ee, o da bankaların elindeki ve kurumsal e, şirketlerin elindeki sorunlu gayrimenkulleri alıp dönüştürüp bunları yatırımcıyla buluşturuyor. Bunu da çok ciddi bir şekilde e, şu anda sektörde tek olarak devam ettirebiliyor. Hı hı. ve bir track... bir Hızlıca sayarsak yenisini ee, Tabii ki. Sonra, Amerika'daki i5 teknoloji akıllı anten üzerine patentli. Orada Bedri Çetiner diye bir girişimcimiz var. Profesör, doktor, Utah Üniversitesi'nde. Hmm. Ee, onun dışında Crashmania diye bir iki tane arkadaşımızın, onların da e, çok güzel giden bir girişim var. Sosyal A girişimimiz var. Onun dışında batırdıklarımız da var tabii ki e, tur, şey, Onsuz olmuyor zaten. Şu, şu moda diye bir ayakkabı ihtiyaç sitesine açmadık, başladık. E, daha sonra baktık ki bizim ön gördüğümüz gibi gitmeyecek. O yüzden onu açmadan e, öldürdük aslında projeyi. Sepeti.com diye bir projemiz vardı. Onu da aynı şekilde e, batmış projelerin yanına koyuyoruz. E, e, bu işin doğası da var zaten. E, tabii ki, o, o tabii ki olacak. E, şu anda yeni yapmış olduğumuz bir yatırım var maden teknolojilerinin üzerine onlardan da inşallah aynı şekilde Arda'ların da başardığı gibi ikinci tur yatırımı da aldıktan sonra büyütmeyi hedefliyoruz süper Peki e, o zaman yine garaj yerinde Arda'ya dönmek istiyorum. Nasıl gidiyor işler? İnsanlar kiraya vermeye başladı mı arabalarına? Başladı zaten bizim e, ikinci tur yatırımımızı alınır, sağlayan da oldu. E, biz işte geçtiğimiz sene Haziran ayında bu işe başladıktan sonra neredeyse ayda yüzde yüz bir büyüme ile İstanbul'un şu anda her ilçesinde neredeyse bütün mahallelerde bir araba e, hedefimize ulaşmış gibiyiz. E, ...kiralama işte zaten binlerce kiralama oldu. Fiyatlar e, ne aralıkta? Yani, 49 liradan başlıyor. E, 9 liradan? E, ekonomi sınıfı bir araç e, ama işte... Bir günlüğü mü? Ne, ne kadar e, e, günlüğü, günlüğü 49, 49, 49 Saatlik 5, lira. Saatlik yani 5-6 lira. Çünkü çok marka modele göre değişen bir şey bu. E, birazcık da biz de piyasanın altında kalmasını zaten istiyoruz araçların. Çünkü aslında yıkıcı olduğumuz yerde orası. En üst seviye hangi araçlar var sistemde? Marka verebiliyor muyum? Yani <laughs> peki, fiyat kaç liralık? <laughs> <laughs> ya yani böyle e, 600 700 bin TL değerindeki araçlar da var. E, evet. bahsettiğim gibi işte panel van da var, karavan da var. E, işte i̇şte klasik arabalar da gelmeye başlayacak garaj yerine yakında. Eğer Normal bir rentekardan aslında alamayacağınız, Peki, alamayacağınız araçlar. Eminim dinleyicilerimizin aklına şey geliyordur. 49 liraya kiraya verdiğim adam arabama bir hasar verirse, evet. çalınırsa. İçinden bir parça kaybolursa e, icabında ustadan bile bazen çekiniyor insanlar parçasını <laughs> değiştirir mi diye. Evet, evet. E, bu tür problemlere karşı nasıl bir güvence sunuyorsunuz? Şimdi artık? zaten bizim ile bir araya geldikten sonra e, en uzun süren aslında bu garajlarının gecikmesinin sebebi aslında teknik ekip olarak bir sıkıntımız yoktu. Ürünü nasıl pazarlayacağımızı da biliyorduk fakat sigorta. ...sorunu çözmemiz gerekiyordu. Neredeyse 9-10 ay belki... ...bir, e, bir süreç biz sabrettik. Yani o süreç içinde garaj yeri diye bir şey kimse bilmedi. Arka tarafta çalışan... E, ...yurt dışından Türkiye'de... ...sigorta firmalarına dolaştığımız bir üründü sadece. Bir sunum dosyası. Sigorta yapıyorsunuz. Sigorta yani. yapıyoruz. Evet. Bu paranın ee, bir kısmı sigortaya gidiyor. Kiralama ücretinin içinde sigorta ücreti dahil. E, arabaların hepsi, yani sisteme kayıtlı araçların hepsi... ki ...10 yaşının üzerinde olmaması lazım... Ee, daha önce işte ağır hasar kaydı olmaması lazım, zorunlu trafik sigortasında olması lazım. Bazı e, kısıtlamalarımız var. Bu e, kriterleri sağlayan bütün arabalar kiralama boyunca kaskolu, e, doğal sigorta üzerinden bir kasko yaptık biz e, garaj yerine özel. E, bu yüzden arabanız işte hasar aldığı bir parçası zarar gördü vesaire bütün aslında soru işaretlerini biz sigorta için kaldırdık. Hı hı. Ee, bu yüzden öyle bir garanti verebiliyoruz. Ekstradan da hatta işte 100 bin TL'lik ihtiyar malum mesuliyet sigortası gibi e, sizin karşı tarafa verebileceğiniz gibi hatta hasarlar için kiracıyı koruduğumuz başka ek paketler de var. kiralayan adam bir yerde bir kaza yapar. Birisi bir kayba uğrarsa. Evet. Burada evet, evet. Hani... Trafik sigortasını aşan değerle 100 bin TL'de ekstradan da bir korumaya aldık. E, şu an için de her şey iyi gidiyor zaten. Süper. Bizim tarafta. Ee, rakibi var mı Türkiye'de? Türkiye'de yok rakibi. Şimdi ee... Bunu duyup çıkanlar olabilir tabii farklı illerden. O Şimdi kadar kolay olmadığını <laughs> söylüyorum ben şu an. Saçın. Çünkü çok çok dediğim gibi sigorta tarafını çözmek zor. Daha sonra o marka bilincini şu an Ersun'un söylediği gibi bir alışkanlık yaratmaya çalışıyor garaj yeri. Evet insanlar sokakta araba kiralıyorlardı. Birbirlerinin araçlarını da kiralıyorlardı. Fakat bunu bir mobil uygulama üzerinden yapmaları e, garaj yeri gibi daha önce hiç duymadıkları bir ...şirkete güvenmeleri, ödemeyi de bizden yapıyorlar çünkü. Ödeme de parası size gidiyor, siz araç evet, sahibine... Evet, biz araç sahibine gönderiyoruz. Hı hı. Biz ee, aracın aslında onun da güvencesini de sağlıyoruz. Aynen, yani e, işte yol yardımını da biz sağlıyoruz. Aracı yolda kaldı, hasar oldu, kaza yaptı, çekici hizmetini de sağlıyoruz. İşte 724 Çağrı Merkezi desteğini Peki, de biz veriyoruz. Peki... Yurt dışında vardır benzer yorumlar. Şimdi de açıklayalım. Niye biz size dönüştürücü, değiştirici, yıkıcı dedik? Neyi değiştiriyor garaj yeri Türkiye'de? Garaj yeri kişilerin aslında araç e, kullanma alışkanlığını, araca ihtiyacı olduğu zaman araca ulaşma e, sürecini değiştiriyor. Şu an normalde piyasada Türkiye'de bir insan araç ihtiyacı varsa arabası yoksa e, ya mahalledeki rentakara gidiyor ya da işte havalimanlarında bildiğimiz bu büyük zincir e, araç kiralama şirketlerini oluşuyordu. Ve bu süreci hepsiniz biliyorsunuz normal zincir şirketlerde kuyruklara giriliyor, imzalar atılıyor vesaire. Mahalle arasında da e, işte çok tatsız olaylara da dönüşebiliyor bu süreç e, çünkü işte Eyvallah. sıkıntılar var. E, bu, bu problemlerden dolayı insanlar araç kiralamaktan çekiniyorlardı. Biz bunu aslında şöyle değiştirdik: araç kiralamak, araç konağı o kadar zor bir şey değil mahallenizdeki aynı apartmanda oturduğunuz ya da işte aynı semtte oturduğunuz insanların boşluğunu açtığını kiralayabilirsiniz ve ihtiyacınız olduğu anda bu arabaya ulaşabilirsiniz. Yani şöyle anlıyorum ben eğer büyük bir şehirde yaşıyorsam otopark problemi vesaire varsa ki var pek çok yerde. Evet. Her araba gün araba arabaya alırız, ihtiyacım evet. yoksa toplu taşımla servisle yaşıyorsam arabaya ihtiyacım olduğunda buna kolaylıkla hemen yan sokaktan, yan binadan ulaşabileceğim. Evet sokağımızdaki kiralık bir araba sağlamış oluyoruz. Aynı şekilde diğer yıktığımız tarafta Arabanız boşta duruyor ve siz bundan aslında bir gelir elde edebiliyorsunuz. Bir, bir çıkarım elde edebiliyorsunuz. İnsanlara fayda dokunabiliyor bu süreç üzerinde. Çünkü çok fazla hikayemiz var. İşte aracı bizden kiralayıp işte düğün arabası yapan çocuğunu işte tatile götüren aracı olmadığı için aslında daha önce yapamadığı e, ee, tüm hani aksiyonları garaj yeri üzerinden aslında araca ulaşabildiği için yapan bir ton kullanıcı maili alıyoruz biz. Karavanı kiralayıp tatile çıkana bayıldım ben anlattıklarımızın <laughs> Evet yani bu, bu var işte 4x4 araçlar var. Offroad'a gidebiliyorsunuz. Ee, dediğim Siyorta gibi da karşılıyor. Offroad'da çamura batırırsam arabaya. Evet ya. bir sıkıntı yok. <laughs> Peki şahane. Ee, ben Ersoy Bey'e yine dönmek istiyorum. Ee, bu güzel bir hikaye. Etkileyici. Umarım çok büyüyecek. İnşallah. Ee, çekirdeğin medarı iftarlarından biri olacak. Biz çok miktarda ödül verememiş de olsak <laughs> e, yine de başarılı olmak için bir yarışmanın gerekmediğini <laughs> de Kuluçka evet. merkezinden pek çok yatırımcı firmanın çıkabileceğine illa ödüllendirme gerekmeden de iyi e projenin başarılı olabileceğini gösteren bir örnek. İnşallah Siz daha da olacağız. yatırımlarda, girişimcide ve projede ne gibi özellikler arıyorsunuz? Biz öncelikle girişimcinin gerçekten fikrine, kendi fikrine inanıp inanmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak dediğiniz gibi az önce 3 dakikada olmuyor. Maalesef e, yılda hiç görmüyorsak herhalde 300 tane iş planı görüyoruz ve bunların ortalama iki girişimci olsa 600 tane girişimciyle birebir e, toplantı yapıyoruz. Bazı girişimciler maalesef yaşadığımız örnekler var fikrine aslında o kadar da inanmıyor. İş olsun diye yapan girişimci yani Yani çok örneklerimiz var mesela ben size bir örnek söyleyeyim benim yatırım yapmadıktan sonra aynı girişimci bir hafta içerisinde iş başvurusunda bulunuyor doğa girişime <laughs> bizim doğa girişimde ben çalışayım. çünkü bu startup ekosisteminde olmak istiyorum diye ee, bir o hafta yüzden, vazgeçiyor yani maalesef öyle bu bu yol gerçekten çok kolay bir yol değil ee, biz bütün girişimlerde ardalar da aynı şekilde yaşadı diğer girişimcilerimiz de yaşadı burada gerçekten savaşçı olmak gerekiyor süreç içerisinde umduğumuz şeylerin tam tersi gerçekleşiyor, gerçekleşebiliyor ve bu azınlıkta da e, sayılabilecek e, oranda değil. O yüzden bunlara karşı savaşabiliyor olmak gerekiyor. Fikirden de e, hiçbir zaman vazgeçmemek gerekiyor. Bu kolay olsaydı herkes yapardı değil mi? Yani. Tabii ki. Herkes bir teknoloji startup'ı kurup çok paralar kazanıp çok büyümüyorsa. Evet. Yani bunun zor bir şey olduğunu aslında buradan da anlamak mümkün ama Zor ama Yapılması tutarlı adam değil. Tutarlı evet. kadın, tutarlı girişimciler için olamayacak bir rüya değil. Evet Bugün yani herkes bunu desteklemek için çaba gösteriyor. Kesinlikle. Zaten. İnşallah daha da fazla olmaya başlar girişimcilerin sayısı. Siz inanmasını bekliyoruz. Sonuçta. Öncelikle inansın istiyoruz. Hı -hı. Daha sonra bizden önce bunu test etmek için bir şeyler yapmış mı diyoruz. Biz mesela garaj yeri örneğini verebiliriz. Ee, garaj yerinde biz çok iyi fikir bu. Hadi yapalım. Yurt dışında tutmuş, Türkiye tutar diye girmedik. Ne yaptık önce? Ardaların zaten daha önceki tecrübelerini burada çok fazlasıyla kullandı. Birebir benzeri zaten. Sanki sanki pivot yapmış gibi. Şöyle, biz şöyle bakıyoruz. Yurt dışından ne getirirseniz getirin. Bu bir kere hani bu girişim değil. Bazen soruyorlar, bu bir girişim değil ki zaten yurt dışında var. Aslında zaten orijinal bir fikir olmasına da gerek yok ki yurt dışından gelen her şey birebir 3D printer'dan çıkmış gibi kopyasını yapamıyorsunuz. Fotokopileyemiyorsunuz. Buraya uydurmanız gerekiyor. Bu zaten uzun bir süreç. Hı hı. Ama ama baktığımız zaman bizim test etmek için elimizde donelerimiz vardı ve Arda'lar ve Arda, Erman ve Güven diğer girişimcilerimiz onların bu tecrübesini kullanarak biz fikri test ettik. Girişimcilere her zaman önce bize bizlere gelmeden önce bu fikirleri test etmelerini her zaman tavsiye ediyoruz. Evet dolayısıyla mesela bir yazılım, bir bilgisayar programı, app, app, uygulama, telefon uygulaması vesaire yapacak olan girişimcilere benim de söylediğim bir şey yatırımcının parasını mı bekliyorsun? Evet. Yap kendin. Evet. Çünkü giriş engeli de çok fazla yüksek değil. yani herkes elinden bir yazılım gelen, birisi oturup bir basit kısmını, bir fikri test edebileceği belli bir ön uygulamayı yapıp Çalışıp çalışmadığını, tüketicinin ne dediğini, kullanıcının ne dediğini görebilir. Bütün bunları yapmak için biri bana para versin diye bekleyen, kendi yapabileceğini de yapmayan adam aslında kendi girişimine evet. güvenmiyor Güvenmiyor. demektir bir nevi. Bir de beklediği şey bazen şu oluyor. Param yokken ben bunu test eder ve denersem veya birilerine anlatırsam parası olan biri gelip bunu veya yatırım almış başka bir gelip bunu daha hızlı bizden daha hızlı bir şekilde çıkartabilir bu ürünü bizden hızlı piyasaya maalesef bunlar aslında çok yanlış düşünceler. Olabildiğince hızlı şekilde ürünü test edip fikri başkalarıyla paylaşıp müşteriye gidip... ya yani Biz mesela araba kiralayacaksak araba kiralayacak kişiye gidip öncelikle soruyor olmamız lazım. Nerede? Lokasyon. Hmm. Ardalar bunu çok iyi yaptı. Lokasyon mu senin için daha önemli yoksa fiyat mı çok daha önemli? Bunların testlerinin sonucunda belli bir plan yaptılar ve o plana doğru ıı, hareket ediliyor şu anda. Kapalı kutudaki fikrin öğrenmeye faydası yok. Öyleyse. Öğrenmeyen adamın da bir şeyde hak iddia etmesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Kendi kendimize sağlıkladığımız fikir aslında biraz romantik bir hayal olmaktan evet. öteye evet. geçmiyor. Halbuki insanlara karışıp anlattığımızda test etmeye çalıştığımızda anlatıp içindeki aksayan yanları ortaya çıkardığımızda aslında fikrin gerçek sahibi evet. olmuş oluyoruz. Bir başkası bizden hızlı büyütebiliyor sonra yarın biz bu işi yaptıktan sonra da büyütebilir. <laughs> tabii ki. tabii Dolayısıyla ki. siz herkesten daha iyi yapma iddiasını koruyor Olmak lazım Hı -hı. ki bu işleri yapalım. Sizin kurucu ekibinizde yazılımcı var mıydı? Dışarıdan mı yaptırıyorsunuz? Aslında hepimiz mühendisiz. Üç haline. kişinin mühendisi, ee, Bir elektronik, bir bilgisayar, bir kontrol mühendisi olarak. <laughs> Dolayısıyla kurucuda. kendi yazılımınızı kendiniz yapabilecek donanıma en azından birkaçınız evet, evet. sahipti. Şu an zaten yapılan her şey içeride yapılıyor. Ee, dışarıdan biz yani destek almaya yeni yeni başlayacağız. Daha çok pazarlama tarafında onu da almaya başlıyoruz. Biz Ersoy'u aslında Ersoy'u ikna etmeden önce bizim bir temel e, çok ilkel de olsa garaj yeri üzerinden araç kaydettiğiniz, araç kiralayabildiğiniz bir şeyimiz vardı. Bir, bir vardı. Biz işte sosyal medyadan reklamlar çıkıp bu dataları aslında Ersoy'a sunarak Ersoy'u ikna ettik. Hani böyle bir talep var. Hı hı. E, gösterdik. Daha evet. sonra zaten bu iş biraz daha profesyonel. Bazen geldi. bazı girişimciler ben yazılım yazmayı bilmiyorum ama... Hindistan'da yazdırırım. Çok İnternet yanlış. üstünden. Bunu da konuşalım biraz. Duyan, dinleyenlerden Hı. belki birine faydamız olur. Niye yanlış bu fikir? Ben mesela biz bunu da denedik bu arada. Bu az önce bahsettiğim ayakkabı e-ticaret sitesinde bence fikir hala çok iyi. İnşallah çıkar biri yapar. Doğru bir yazılımcı içeride olmadığı için bu tür kuruluşlarda yeni başlayan şirketlerde maalesef parayla da dışarıya yazılım yaptıramıyorsunuz veya parayla hizmet satın alamıyorsunuz. Ben Arda'nın garaj yerine verdiği emeği parayla dışarıdan hiçbir şekilde bu şirketin içerisine koyabileceğimi düşünmüyorum. Hı hı. Eğer ki ya bir restoran açıyorsunuz ama mutfa mutfağınızı dışarıya bağlı tutuyorsunuz. Yemeği Yemek başka dışarıdan geliyor. <laughs> o yüzden bunu maalesef e, girişimci arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Muhakkak yanlarına eğer yazılım projesi ise, eğer teknoloji projesi ise muhakkak yanlarına bu işi iyi yazılıp yazabilecek veya teknolojiden onların anladığından daha iyi anlayabilen e, birilerinin yanında olmasına önem vermeleri gerekiyor. Bir ortağın öyle bir teknolojiden anlayan biri Kesinlikle. olması şart. Evet. Çünkü zaten diyelim Çinliye Hintliye yaptırsanız bile adamın yaptığı işi kontrol edecek bir uzmanla kabul edecek, reddedecek, kalitesini kontrol edecek evet. bir her durumda içeride bir yazılımcıya ihtiyaç var. Bir yazılım projesinde. Kesinlikle var. Yapıyorsunuz. Dolayısıyla de... ortağınız yazılımcı değilse siz de yazılım yazmayı evet. bilmiyorsanız Bulun. Öyle bir ortak olmadan da güzel. yabancı birine yazdırarak, ...parayla birine yazdırarak Hatta bu işin sonu gelmez. Bence ortaksız da bu iş zor. Onu evet, söyleyebilirim. Evet. Yani evet. tek başınıza gerçekten kaldırabileceğiniz bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Yani bir, bir siz bir kaç buçuk. ortaksınız? Üç. 3 orta 3 sihirli evet. numara iyi giden girişimlerin çoğunda evet. ben 3, 3 girişimci görüyorum. çünkü tek başınıza olmuyor. Çünkü bizim şu an dağılımımızda hani net bir şekilde bir taraf teknik. Herkesin kafası teknik tarafa bastığı bir taraf tekniğe yönelirken bir taraf operasyonu bir kişi de işte dediğim gibi ürünü biraz daha büyütmeye. Diğer Böyle bir operasyon iş, şeyleri, iş yapmanız gerekiyor. El ele verme. Ee, işte şu an için bizim ekibimiz de, hani 15 kişilik bir ekibe büyüdü garajları. E, ee, bunu 3'e bölmek kesinlikle gerekiyor. Süper. Umarım şehirlerdeki trafik ve park yeri sorununu garaj sayesinde çözüyor oluruz deyip. Hocam bu arada kısa bir soru var hemen cevaplayalım. Hemen Karayolu soru... taşıma yönetmenine uygun mu denmiş. Karayolu taşıma yönetmenine uygun mu sorusu Evet gelmiş. uygun çünkü biz taşımacılık yapmıyoruz aslında. O evet, Twitter'dan bir... daha eğlenceli cevap vereceğiz. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Doğa Girişim Yönetim ediyoruz. Kurulu Üyesi Genel Müdürü er, Ersoy, Kiraz Garajeri.com'un kurucusu Arda Taş, Aşkın bizlerleydi. Bizler teşekkür ediyoruz. Deniz Tunç, Alp Taysiyedi Kenan Bölükbaş ve İstanbul'da birlikte. Şimdilik hoşça kalın. İTÜ Çekirdek Girişimci Türkiye'yi sundu.